Merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Bugünkü videomuzda buzdolabımızın iç kısmını temizleyeceğiz. Hangi ürünlerle buzdolabımızı temizleyebiliriz? Buzdolabımızı temizlemeye başlamadan önce prizden çekeceğiz. Buzdolabımızın elektrik bağlantısını keseceğiz ve buzdolabımızın içerisindeki parçaları çıkartacağız. Çıkabilen bütün parçaları çıkartacağız. Parçaları yerinde silerek asla temizlik yapmıyoruz. E, ulaşamadığımız yerler olacaktır. Oraları silmediğimiz için oralar mikrop yuvası haline gelecektir. Bu nedenle buzdolabımızdaki çıkabilen bütün parçaları çıkartarak yıkayacağız bol suda. Şimdi buzdolabımızı temizlemeye başlayalım. Sıcak suyun içerisine bir buçuk kaşık karbonat ekledim ve sirke ekleyeceğim. İstediğiniz herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Beyaz sirke mümkünse beyaz sirke kullanın. Temizliklerde kullanılan. Yoksa üzüm sirkesi veya elma sirkesi de olur. Bir miktar ekledik sirkeden yarım çay bardağı kadar. Ve şimdi temiz bir bezle dolabımızı silmeye başlayabiliriz. Buzdolabımızın iç kısmının her tarafını bu bezle siliyoruz, temizliyoruz ve bezimizi sık sık karbonatlı sirkeli suyla yıkayarak temizliyoruz. Ve buzdolabının en önemli olan kısımları bu girintili çıkıntılı olan bölmeler çok önemli. Burayı çok iyi silmemiz, temizlememiz gerekiyor. Buralar çok fazla kirleniyor. Buraları çok güzel temizlememiz gerekiyor. Bezimizi sık sık yıkayarak tekrar tekrar silelim buzdolabımızı. Kesinlikle kimyasal bir madde ile buzdolabımızın iç kısmını temizlemiyoruz. Buzdolabımızın iç kısmına kimyasal dokundurduğumuz takdirde yiyeceklerimizi etkileyecek ve daha çabuk bozulmasına neden olacaktır. Buzdolabımızın silme işlemi bittikten sonra temiz kuru bir bezle buzdolabımızı güzelce kurulayalım buzdolabının çıkabilen parçalarını deterjanla yıkayabiliriz. Bol su ile durulayarak güneşte iyice kurutalım, nemli bırakmayalım. Ve buzdolabının lastiklerini de iç kısımlarını böyle açarak parmağımızla güzelce temizleyelim, silelim. Fazla kirlenmişse bu bölmeler kullanılmamış bir diş fırçası üzerine karbonat ekleyerek buraları fırçalayalım veya diş macunu ile bu bölmeleri parmağımızla şu şekilde açarak fırçalayalım ve temizleyelim. Üst kısmını da aynı şekilde defalarca silerek ve kuru bir bezle kurulayarak temizleyelim. Buzdolabımızın iç kısmına raf bezi, raf örtüsü gibi şeyler kesinlikle sermememiz gerekiyor. Çünkü bunlar nemlenir buzdolabının içerisinde ve kuruma imkanı yoktur. Nem de mikrop tutar. Bu nedenle buzdolabımızın içerisine kesinlikle bu tür, bu tarz bezlerden sermememiz gerekiyor. İşlemlerimiz bitti. Şimdi buzdolabının parçalarını tekrar yerine yerleştirebiliriz. Buzdolabının parçalarını güneşte çok güzel kuruttuk ve bu parçaların nemli kalmaması gerekiyor. Çok güzel kurumuş olması gerekiyor. Çünkü buzdolabının içerisinde kurumayacaktır. Nemli kaldığı için de mikrop üretecektir. Buzdolabımızın parçalarını taktıktan sonra prize takalım ve 10 dakika, 15 dakika kadar boş çalıştıralım ve bu süreden sonra buzdolabımızın içerisini yerleştirebiliriz. Buzdolabımızı yerleştirirken de tarihi geçmek üzere olan bütün ürünleri buzdolabımızdan çıkartalım, temizleyelim buzdolabımızı ve bütün ürünleri kapaklı halde saklama kaplarında buzdolabımıza yerleştirelim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.